Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, Antalyaspor maçlarında tribünlerde atılan hükümet istifa sloganları için holigan grubu verilmiş zillet komplosudur diyerek sert tepki gösterdi. Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Bahçeli, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük spora gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte dün afet bölgesi olan Adıyaman'ı ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Daha önce Beşiktaş'tan istifa ettiğini açıklayan Bahçeli, konuşmasında yeni tuttuğu takımı açıklarken tribünlerde atılan hükümet istifa sloganlarına da tepki gösterdi. Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "depremzedelere çadır, konteyner ve tuvalet götüremediniz" sözleri üzerine "öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu komadadır. Aklını ve siyasi ahlakını taşeronu olduğu mihraklara devretmiştir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları: "Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Allah'tan geldiğimiz, yine ona döneceğimiz manevi bir hakikattir. Tarih sürecini felaketlere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ya da mükafatı olarak tarif etmek yanlış olmasa gerektir. Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir. Felaketler karşısında günübirlik tavır ve tepkiden daha kalıcı davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler yaygın bir kayba yol açmıştır. 7'den 70'e her vatandaşımızı hüzünle sarsmıştır. 20 Şubat 2023 tarihinde Defne'deki depremle dün meydana gelen deprem acılarımıza acı katmış, endişelerimizi artırmıştır. Şu ana kadar 563 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa diliyorum. Depremlerden zarar gören insan sayımız çok fazla, coğrafi sahamız çok geniştir. Bu çerçevede ister istemez bazı eksikliklerin, hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması olağandır, normaldir. Devleti ve hükümeti suçlayanlar art niyetlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm unsurlarıyla görevinin başındadır. Felaketten siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin, devleti töhmet altında bırakıp mesnetsiz şekilde karalama arayışı bozgunculuktur. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan bazı futbol müsabakalarında hükümet istifa bağırtısını koro halinde seslendirmesi, deprem felaketinde hayatını kaybetmiş kardeşlerimize ve depremzede kardeşlerimize büyük bir saygısızlıktır. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik gruba sipariş verilmiş zillet komplosudur. Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içindedir. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım. Ben bundan sonra Karagümrüklüyüm. Karagümrük sporuna gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" dedi.